Herkese yeni bir ETS videosundan selam arkadaşlar. Bugün ETS 2'de görmüş olduğunuz gibi Mercedes Stravago'muz var. Bugün Mercedes Stravago 17'yi kullanacağız. Şöyle biraz içeriye doğru girdik ama bugün sıfır alınmış, tertemiz, hiçbir şey yapılmamış bir Mercedes Stravago ile beraberiz. Görmüş olduğunuz gibi zaten içi dışı her şey sıfır. Daha hiçbir şey yapmadım. Stravago S diye geçiyor. Yolun kenarındayız. Hem muhabbet edelim hem de giriş yapalım. Şöyle haritayı bir açayım. Bu arada sizler de kanalımıza abone değilseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın dostlar. Şimdiden teşekkür ederiz. Kapıları bir kapatalım abi. Dediğim gibi Mercedes Stravago aldık. Bugün yapılandırmaya gidiyoruz. Ufak tefek yapılandırmalarını göstereceğim. Geriye kalanını ben yaparım. Sizlere biraz göstereyim dedim. Aracın sesi umarım iyidir. Daha çok şey sesleri, hava sesleri, ne bileyim retarder sesleri, onlar gelsin istedim. Zaten hava seslerini falan duyduktan sonra inanılmaz gerçekler olacak. Bugün neredeyiz abi? Bugün Şırnak'tayız. Bugün doğu tarafına çıktık. Abicim hemen önüme geçiyorum bari, niye yavaşlıyorsun, gözünü yedim. Yolunda biraz virajlı olması bir hayli güzel oldu. Uzun zamandır otobüs videosu gelmiyordu, otobüs videosu çekelim dedik artık. Tespihimiz de bu arada elimizde. Tespihi de aldık yani, otobüsçüysek tespihimiz olacak da. Buranın girişi nasıl lan? Buranın girişlerinde bir şeyler var. Ha, buranın girişi giriş değilmiş zaten. Sesi duyuyorsunuzdur. Bugün ufak tefek bir modifiye şeklinde kısa bir yol yapalım istedim. Şöyle bir giriş yapalım. Şimdi aracı zaten bilenler biliyordur. Oyuncuyuz, bizim yapmış olduğu araç. Motor şanzıman seçeneklerimiz duracak, sabit kalacak. 6 vites ve motorlarımız mevcut. İç kısmına gelecek olursak, iç mi kısmı bu şekilde. Zaten oyuncu bizim hemen reklamı var. Şimdi bugün ne yapalım bilmiyorum ama şöyle zafer falan mı yapsak? Bir ufaktan dokunuşlar yapacağım. Yeni şeyler gelmiş. Paketler. Onları da deneyeceğiz. Nilüfer var, Niksar Kale var. Niksar Kale yapalım ya. Ya da kale mi yapayım, metro mu yapalım? Bayburtluların meşhur arabası. Lüks Mersin. Adanalıların arabası. Adanalıyız, Allah'ın adamıyız. Aslında Şırnak'tan Adana'ya doğru gitsek. Hadi Şırnak'tan Adana'ya gidiyoruz dostlar bugün. Ufaktan bir ayarlar yapacağım. Sizler için hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum. Böyle kaşlarını falan koyalım. Ben severim bunları. Sizler de ekleyebilirsiniz. Ben de en azından suratları sizlere gösteriyorum işte dostlar. Yani bu şekilde yapılıyor modifiyesi. Benden söylemesi yani. Oyuncuyuz bizim sitesine girin abi. Orada güzel güzel şeyler var. Bunlara girsem atar mı diyeceğim ama neyse, ben risk almak istemiyorum.
Ama lastiklerimiz her zaman gibi bir yanak olacak abi. Yanakları severiz. Üst demirimiz olsun. Antenlerimiz olsun. Arkaya da bir anten koyabiliyor mu? Koyuyoruz. 3 tane antenimiz oldu. Araç yapılı olsun abi. Yapılı. Böyle kılıçlarla. Şöyle bas bas atalım. Beyaz paspas güzel duruyor. Hepsi beyaz paspas olsun. Alttakiler, arkadakiler hepsi paspaslarımız şey yaptı. Slotları çok fazla olduğu için hangisi hangisinde, neresi nerede bazen karıştırabilirsiniz. O yüzden fazla kurcalamayın derim. İç rengine geldik. İç rengi aracın rengi gibi kırmızı olsun. Direksiyonumuz da aynı şekilde tabii ki. Şu öngörde o da kırmızı olsun mu? Yani düz olsun ya şöyle ya da bilemedim dostlar şimdi bak. Bura şöyle beyaz olsun abi. GPS'imizi koyalım. Buraya bir şey eklemek istemiyorum. Şu şekilde. Şöyle beyazlıklar atalım ki. Sedef diyor. Sedef renginden atıyoruz. Güzel. Bu da böyle olsun. İçine gelecek olursak içini ufaktan bir şöyle gri tarzında bir şey yapalım. Yolcularımız olsun. Şöyle koltuklarımız. Yani çok şeye kaçmayacak şekilde. Neredeydi o relax? Şu relaxlarımız olsun. Böyle kırmızı. Kırmızı gri tonundan gidelim o zaman. Şu şekilde. Güzel durdu. Yani çok fazla oynamayacağım. Dediğim gibi çok fazla kurcalamayın. Sonra bozuldu diye ağlayabilirsiniz. Şu ön tarafı da kırmızı yapalım mı şöyle? Yani. Biraz görüntü versin bize. Sizler dediğim gibi fazla fazla etiket yapabilirsiniz dostlar. Şu şekilde. Tamam. Hayır. Tamam. Böyle bir tane de kaş atalım. Hayırlı uğurlu olsun bize. Şimdi. Evet dostlar, Adana hazır. Adana lider Adana'ymış. Adana'mız hazır. Aracı dediğim gibi çok fazla oynama yapmadım. Böyle Adana'ya doğru gidiş yapacağız. Öyle şuraya kadar gideriz ama Adana'ya tam gidebilir miyiz bilmiyorum. Şimdi burada benim bildiğim şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam otogar. Yani Şırnak'ın otogarı nerede? İşte onu bulursak hemen şey yapacağız. Bunda var mıydı? Vallahi dostlar bulamadım. Ama güzel bir yerlere gidiyoruz. Adana'yı işaretledim. Çıkış yerimiz burası olsun abi. Hadi kapat. Havalara süspansiyonlarını kontrol ettim. Hepsi sağlam. Şu an tek sıkıntı bizim aracı devam ettirmemiz. Şuradan şöyle Adana'ya kadar devam abi. Adana'ya gidiyoruz. Adana'ya gidek mi diye başlayalım. Buradan.
Havayla da hiç oynamadık. Aslında havayla da oynasam güzel olurdu da. Şuradan navigasyonu kapatabiliriz. Zaten iki tane navigasyonumuz var. Havalı koronalarımız tamam. Burayı da ayarladık. Kilometre hızımız 12. Havalı kornası desen zaten ayrı bir olay. Sağ aynamızı da açalım mı? Şöyle sağ aynamızı da küçük ayna olaraktan açayım abi. Yukarıda bir trafik var. Kornamız da hemen hızlandırdık. Bu arada trafik bayağı bir uzun konvoy oluşturmuş. Dedim hiç ETS videosunu çekiyoruz ama otobüs videoları hiç gelmiyor. Dedim abi bugün otobüs videosu çekelim. En azından şöyle bir güzel bir otobüs videomuz olsun. Nerede olsun diye fazla beklemedim ama Adana'yı da görünce, kırmızıyı da görünce duramadım. Dedim gidelim Adana'ya kadar gidelim abi. Gideceğimiz mesafe şöyle bakacak olursak 6 saatlik bir yol. Hepsini gidemeyiz de gidebildiğimiz yere kadar Şırnak'ın o güzel virajlarını görmek istedim. Gerçekten keyifli yollar var. Rampa, viraj. Direktöre bak abi ya. Birebir gerçekçi yapmışlar. Ellerine, emeklerine sağlık yapımcılarımızın. Oyuncuyuz biz zaten. Her zaman olduğu gibi otobüslerde bir numara. İşte burada neyin tadını çıkaracağız? Retarderi duyuyorsunuz ya. Sadece retarder sesini duyalım. O bile yeter abi bak. Biraz da şey ayarlarıyla oynadım. Ses ayarlarıyla oynadım. Umarım güzel sesler geliyordur. Retarder sesi olsun, aracın turbo sesi falan. Bir şeyler ayarladık. Bir rampa daha gelirse güzel ses çıkarırız. Çünkü herkesin istediği bir retarder sesi, beklediği bir retarder sesi kesinlikle var. Oğlum burada ne yaptınız lan böyle? Bu ne trafik lan? Küçük bir rampadan sonra devam. Haytemizin oralardayız. Her şey Türk yapımı, her şey Türkiye'nin olduğu bölgeler.
Mart ayına girdik dostlar. Yılın neredeyse 3'te 1'ini bitirdik gibi bir şey. Daha dün Ocak ayındayız, bugün Mart ayındayız. Yarın Nisan. Vallahi gün sayıyoruz. Benim de bitmeyen işlerim var. Gün sayıyoruz inanın. Böyle ara ara video çekmeye çalışıyoruz işte bizler de. Bu gitmez. Insignia mı? Jaguar herhalde markası. Bir arayı açtım ama. Güzel bir geçiş yaptık. Temiz. Kimseye bulaşmadan abi. Yol çifte giriyor. Biz düz devam edeceğiz. Buralar gerçekten böyle mi? Giden arkadaşlarımız falan varsa, yoruma yazarsa sevinirim. Vah ya. Son anda gördüm ha. İnsan bir tabela koyar ya. Yolun teke düştüğünü. Sol tarafta çalışma var. Yolu teker düşürmüşler. Burada büyük ihtimal yol bitiyor. Aynen, yol sarıya dönmüş. Sarıdan sola geçiyor zaten. Burada biraz yüklenelim bakayım. Kaçla gidiyoruz? Güzelliğe bakar mısın ya? Vallahi dediğim gibi dostlar, uzun zaman olmuş. Otobüs kullanmayalı. 2+1 lüks Mercedes Trabago'yu kullanıyoruz bugün. Dışarıda kullanması da keyifli ha. Zaten bunun bildiğiniz üzere muavin koltuğu da vardı. Dinleme testlerimiz. Petrol ofisinin yine. Şu aynanın, ayna diyorum, kameranın ön taraf var ya, cam çerçevesi vesaire komple çok iyi ya. Kaç dakika yolumuz kalmış bu arada? 4 saatlik bir yolumuz kalmış. Dostlar büyük ihtimal yetiştiremeyeceğim çünkü videoyu da çok uzun olsun istemiyorum. Bulduğum bir petrole girerim, orada bir dinleme molası veririz. Buraya kadar izlediğiniz için zaten kanala abone olmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Olmayan arkadaşlar için hemen kısa bir metin geçebiliriz. Kanala abone olmadan izleyen arkadaşlarımız kanala abone olursa çok çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim abi. Mardin, Diyarbakır diyor. Diyarbakır'a doğru devam ediyoruz. Diyarbakır yoluna. Diyarbakır'a gideriz büyük ihtimal. Diyarbakır'da bırakırız.
aldığımız karavanlar piyasaya çıkmış. Geç kenara ya. Uğraştırıyor bizi ya. Şurada biraz yapıştırayım bakalım ne kadar gidiyor. Şu an 115, 120 ile gidiyoruz. Yolcular kafayı yedi dostlar. Ulan oradan geçiyorum, geçtiğimi de görüyorsun. Hala frene basmakla ısrar ediyor ya. Adam bir dönüm de frene basıyor. Olacak işte. Erdal amca da şu balyoz samanlarını bir toplasa. Saman balyaları. Abi yapşak ha. Ulan. Senin ben. Diyarbakır yollarına kadar devam ediyoruz dostlar. Diyarbakır yollarına kadar devam. Bundan sonra da Setra'yı çekebilirim. Veya arkasından bir haklı bir araç modu gelebilir. Takipte kalın. Ne çekebilirim inanın bilmiyorum. Bazen değişiyor. Farming'e de biraz ara verdik gibi oluyor ama. Karavancı abi şurada geçersem, virajda geçersem güzel olacak. Oğlum Diyarbakır bu kadar uzak mıydı lan? Diyarbakır'dan sonra da büyük ihtimal direkt şeye geliriz herhalde. Burada durmayacağım abi. Osmaniye'ye doğru giriş yapıyoruz. Buralarda ağır yük taşıyacağım ama buralarda bir ağır yük alabiliriz. Buranın devamı da ağır yükle devam edebilirim. O yüzden bir petrol ofisi falan görürsem oraya gireceğim dostlar. Oradan sonra da hayırlısı. Adana'ya gidemesek de Adana'ya yaklaştık. 2 saatlik bir yolum kalmış ama 2,5 diyor. Yani hakkınızı helal edin. Sonra sözünde durmadı. Gitmek istedi gidemedi gibi şeyler olmasın. İnanın basıyorum. Şu an zaten kaçta gittiğim yukarıda yazıyor. 130'da. Viraj alıyorum. 130'da. Alıyorduk. 130'da viraj alıyorduk. Şimdi de alıyoruz diye. Oy 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 oy. Volvo'nun güzelliği. Volvo demiş, lafmış. Volvo gibi duruyor ama aşağıya doğru basık.
yol 3 şeride geçti. 3 şeritli otobandayız. Bas git abi. Tır yalnız senin oradaki şerite gitme hakkın yok diye düşünüyorum. Eski kasaba ol bu. Bir şey diyeyim mi? Biz bu saat bu hızla Osmaniye'ye gideriz. Bana öyle geliyor. Yol 3 şeritli. Biraz da giriş çıkışlarıma dikkat edersem. Of 130 da adamı geçmeye çalışıyor lan. İyi döndüm var ya. Ama 150'nin üstüne çıkmıyor herhalde. 140'ı gördü de. Lan 140 rahat. 41-42. Otobüsü de denemedik demeyiz ama 140'la otobüs deniyoruz. Adana Seyhan'a kadar gireriz biz buna. Yandan da telefona bakıyorum, mesaj geldi. Dönmem lazım. Yol kalabalıklaştı abi. Ben şöyle D yolundan ceza yemeden saat 10 dakika. Video tam 30 dakika olacak diye düşünüyorum. Çünkü 1 saat daha kaldı. Yani 1-2 dakikaya oradayız. Antep'teyiz. Virajda güzel aldık. Adam benimle yarışıyor lan resmen. Sağdaki araçlar şaşırıyor. Bu geçen ne? Abi sıkıntı yapmayın. Acelemiz var, o yüzden basıyoruz. Ama yeşillik falan muhteşem değil mi? Bu yolda biz burada sapıtmazsa daha bir yerde sapıtmaz diye düşünüyorum. Dedim. Dedim ama. Yani. Aracı inan perte çıkardık. 28 dakikalık bir yolumuz kaldı. Osmaniye'yi seçmiştim ben. Osmaniye'ye kadar gireceğiz. Şırnak Osman yarasını 30 dakikaya düşürdük. Yani daha ne olsun abi. Polis abiye de makas atmazsın da. Gülüm. Harfiyat tırının da içinden geçiyorduk. Ne vurduk anlamadım ama. Mekana geldik dostlar. Sonuç itibariyle Osmaniye'ye giriş yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Osmaniye'deyiz. Burası Osmaniye abi. Hayır lan.
Hatta şöyle bitirebilirim. Osmaniye hayırlı uğurlu olsun bize. Kendinize iyi bakın. Girdiğimiz yere bakar mısın? Hiç olmadık yerdeyiz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.